Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Şanlıurfa'nın müthiş lezzetlerinden olan yuvalak yemeği yapıyoruz. Zahmetli gibi görünse de aslında köftesi zahmetli olduğu için zahmetli gibi görünse de köftesi dışında çok kolay ve pratik bir yemek. Detaylarına püf noktalarına uyarsanız siz de gerçekten muhteşem bir yemek yapmış olacaksınız. Evet bir su bardağı ince bulgurumuzu hafif ıslatıyoruz suyla çok fazla ıslatmıyoruz daha sonra yoğurduğumuz zaman cıvık bir hamur olur çünkü onun için az suyla ıslatıyoruz. 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı ev salçasıydı bizimki domates salçası, bir küçük bayınca ince, ince doğradığımız soğan ve tuzumuzu iyice ovarak soğanlarımızı eziyoruz. Daha sonra bulgurumuzu karıştırarak hamurumuzu yormaya köftemizi yormaya başlıyoruz. Eğer köfteniz kuru gelirse elinizi yavaş yavaş ıslatarak Köftemizi köftemizi yoğurmaya devam edebiliriz. Evet elimizi yavaş yavaş ıslatarak köftemizi yoğuruyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar köfteyi yoğuruyoruz. İyice macun kıvamına gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar iyi yoğurursanız köftenizin dağılma riski o kadar da azalacaktır. İyice yoğurdum elimi yavaş yavaş ıslatarak. İyice yoğurduktan sonra yarım çay bardağı un ekledim. Bir adet de yumurta ekleyip yoğurmaya devam ettim hamurumu. Bir önceki aşamada elimi biraz fazla ıslattığım için hamurum cıvık oldu sanki bana öyle geldi. Cıvık gibiydi. Bir yemek kaşığı silme tepeleme olmayacak. Bir silme yemek kaşığı un tekrar ekleyip hamurumu toparladım. Cıvık olması yuvalamazım yani yuvarlak yaptığınız sırada zor olacaktır cıvık olduğu için. Onun için çok fazla yumuşak da olmaması gerekiyor. Çok fazla sert de olmaması gerekiyor. Sert de olursa kısarttığınız zaman dağılır. Sert de olmaması gerekiyor. Elimizi hafif ıslatarak nohut büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde yuvarlıyoruz. Eldivenle zor olduğu için eldiveni çıkarıp öyle devam etmiştim ben. Elimi hafif hafif ıslattım köftemiz yapışmasın diye nohut büyüklüğünde olması gerekiyor nohuttan birazcık büyük de yapabilirsiniz ama nohut büyüklüğünde olması daha güzel oluyor yemekte daha güzel gösteriyor gördüğünüz gibi bu aşama zor biraz el yorucu onun dışında da birazdan göreceksiniz çok pratik bir yemek aslında. Bütün köftelerimizi aynı şekilde yaptık. Bu şekilde yapıp tepside yaptığım aynı şekilde derin dondurucuda dondurup daha sonra poşetleyip bu şekilde hazır elinizde tutup da sürekli yani yaptığınız zaman çıkartıp kızartıp yemeğinize ekleyebilirsiniz. Daha pratik oluyor o şekilde. Bütün köftelerimizi yuvarladık. Biz genelde bu şekilde yapıp buzluğa atıp istediğimiz zaman ya da misafirler geldiği zaman çıkartıp hemen nohutlar da genelde buzlukta pişmiş oluyor. O şekilde çok pratik bir yemek olmuş oluyor. Evet köftelerimiz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi yemeğimizin diğer aşamasına geçiyoruz. 50 gram kadar kuyruk yağını kıyma şeklinde yapılmış kuyruk yağını kızartıyoruz iyice. İyice kızarttıktan sonra kıkırdaklarını ayıklıyoruz. Eğer kıyma şeklinde değilse de küçük küçük doğrayıp yapabilirsiniz. Daha sonra etimizi ekliyoruz. 300 gram kadar et var kuşbaşı et. Onu da elimden geldiğince nohut büyüklüğünde yapmaya çalıştım. Birazdan biraz nohuttan büyük de olabilir. O şekilde de doğrayabilirsiniz etinizi. İyice etimi kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı Domates salçamı ekliyorum. Salçamı iyice kızartıyorum. Salça kokusu çıkana kadar iyice kızartmamız gerekiyor. Ben bu tür yemeklerde, bu tür sulu yemeklerde hazır salça kullanıyorum. Ev salçası hem daha ekşi oluyor hem de rengi daha koyu oluyor. İyice bu şekilde domates salçamızı kızarttıktan sonra kokusu çıkan çıktıktan sonra 5 su bardağı yani 1 litre sıcak su ekledim. Hiçbir zaman pişmiş ete soğuk su eklemiyoruz. Sıcak su ekliyoruz. Etimiz sertleşmesin diye. Öncelikle 1 litre su ekledim. Daha sonra da yarımşar yarımşar litre olacak şekilde. Toplamda 2 litre su ekledim. Kontrollü bir şekilde su ekledim. Yemeğimin kıvamını o şekilde ayarladım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Geceden beklettiğim 3 su bardağı e, Geceden suda beklettiğim 3 su bardağı nohutumu sabah iyice haşladım. Kuru dan ölçerek 3 su bardağı nohut yaptım yani pişirdikten sonra değil kuru olarak kuru olacak şekilde 3 su bardağı nohutumu pişirip o şekilde yemeğimi ekledim nohutumuz birazcık domatesli salçalı suda pişecek biraz nohutlar biraz pişince de biz Köftelerimizi kızartıyoruz. İyice kızdırdığımız yağımıza köftelerimizi alıyoruz. Karıştıra karıştıra her tarafı eşit olsun diye. Eşit kızarsın diye. Karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Kızartıyoruz köftelerimizi. Diğer yandan da nohutlarımız salçalı suda pişiyor. Evet gördüğünüz gibi iyice kızarttım. İyice rengi kırmızılaştı. İyice kızardıktan sonra köftelerimi kızgın yağdan alıyorum. Nohutlarım da iyice pişti. Piştiğinden emin oldum. Emin olduktan sonra piştiyse yemeğiniz altını kapatıp o şekilde köftelerimizi ekliyoruz. Zaten köfteler pişmiş, kızartılmış. Pişmesine gerek yok. Eğer pişerse çok fazla yumuş, yumuşayacaktır yemekte. Yumuşamasını istemiyoruz. Yemeğimizin altını kapatıp köftemizi bu şekilde ekliyoruz. Kimisi de köfteleri kimi yerde de köfteleri kızartmadan direkt suyunda biraz haşlayıp o şekilde de yapıyor. O şekilde de güzel oluyor ama benim tavsiyem kızartılarak yapılması bu şekilde çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Bu şekilde harika oldu. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Hem çok lezzetli hem de Oldukça güzel bir yemek. Çok fazla e, malzeme istemeyen harika bir yemek. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.